Herkese merhabalar. Şekerpare'den Nefis Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık hamuruyla bol malzemeli harika bir pizza tarifi vermek istiyorum. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Yaş mayamıza toz şekeri ve ılık suyu ilave ediyoruz ve mayamızı eritiyoruz. Mayamız eridikten sonra bir tatlı kaşığı tuz, bir su bardağı sıvı yağ, bir adet yumurtanın beyazını ekliyoruz. Sarısını kenarlarına sürmek için ayırıyoruz. Öncelikle çırpma teliyle karıştırıyoruz. Unumuzu da yavaş yavaş ilave ederek hamurumuzun kıvama gelmesini sağlıyoruz. Hamur kıvama geldikten sonra bir 10 dakika daha yoğurursanız daha özlü ve güzel bir hamur elde edersiniz. Bunu hep söylüyorum ama diğer videolarımı da izlemeyenler olabilir. O yüzden her videomda bunu söylemek istiyorum. Hamurumuz kıvama geldi artık. Yeteri kadar yoğurduk. Üzerine streç filmle kaplıyoruz ve 1 saat kadar mayalandırmaya bırakıyoruz. Hamurumuz mayalandıktan sonra havasını almak için birazcık daha yoğuruyoruz. İki eşit parçaya bölüyoruz. Daha sonra yağlı kağıt üzerine hafifçe unlayarak ve hamurun üzerinde hafifçe unlayarak merdane yardımıyla açabildiğimiz kadar açıyoruz. Kenarlarına rendelenmiş kaşar peyniri ve benim hazırlamış olduğum, yazdan hazırlamış olduğum kapya biberli, domatesli, sarımsaklı sostan döküyorum ben. Ama dilerseniz bu sosu salçayla da hazırlayabilirsiniz. Sarımsak, kekik gibi malzemelerle lezzetlendirip ya da ketçap da sıkabilirsiniz. Ayrıyetten bu kenarlarını sucuk da ekleyebilirsiniz. Şimdi üzerlerini hamurumuzu kapatıyoruz. Bir mutfak makası yardımıyla birazcık kesikler atıp sivri uçları ortasına yapıştırıyoruz. Piştikten sonra böyle görüntüsü harika oluyor.
Şekil verme işlemimiz bitti. Yine sosumuzdan orta kısmına da sürüyoruz. Daha sonra kaşar peynirini serpiyoruz ve dilediğiniz malzemeleri üzerine yerleştirebilirsiniz. Ben sucuk, zeytin ve mısır kullandım. Ayrıca bir de kekik serpiyorum ki daha da lezzetli olsun diye. Ayırdığımız yumurta sarısını kenarlarına sürüyoruz ve önceden ısıttığımız 200 derece fırında güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Pizzamız artık servise hazır. Gördüğünüz gibi görüntüsü de çok şık oldu. Kenarları poğaça gibi yumuşacık. Ayrıyetten içi de dolu dolu. Gördüğünüz gibi pamuk gibi. Bugünkü tarifimin de sonuna geldik arkadaşlar. İnşallah başka tariflerde görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.